Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününde cep telefonu yoktu. Telefon da yoktu. Faks da yoktu. Daktilo da yoktu. Hatta istediğin kadar rahat yazabileceğin bir kalem bile yoktu. Kağıt bile kıttı. Vardı ama kıttı. Deri ve benzeri şeyler üzerine yazı yazılıyordu. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde iletişim ve bilgi taşıma işi nasıl yapıldı? Yani insanlar defterin kalemin olmadığı yerde dini nasıl öğrendiler? Ses kayıt cihazları yok, hiçbir şey yok. Burada nasılın cevabına geçmeden önce o günkü insan zekasıyla bugünkü zeka arasında belki fark yoktu ya da bugün daha zekidir insanlar diyebiliriz. Çünkü zekayı geliştirici ciddi etkenler var ama o günkü insanın ezber gücü ile bugünkü insanın ezber gücü aynı değil. O gün insanlar daha temiz bir coğrafyada yaşadıkları için, küçüklükten itibaren beyinleri daha az işgal gördüğü için ezber güçleri daha yüksekti. Bugün çok iyi ezber bilenler, ezber yapabilenler, işte 100 telefonu, 150 tane mail adresini ezber tutabilen insanlar o gün belki de sıradan ezber zekası olan insanlar arasındaydı. Bu bir farktır. Bunu bilmemiz gerekiyor. O günü iyi anlayabilmemiz için. Şimdi sorumuza geçebiliriz. O gün bilgi aktarımı, iletişim nasıl sağlanıyordu? Bir, hutbe dediğimiz sistem çok yaygındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur hutbeleri var mesela. Hutbe ne? Karşındaki insanlara konuşma yapıyorsun. Biz bunu şimdi cuma namazında örnek olarak görüyoruz. Hala ona hutbe deniyor. Cuma namazı hutbesi deniyor. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hutbeleri var. Ashab-ı kiramın din taşıdıkları yerde hutbeleri var. Mesela meşhur Safa hutbesi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Safa tepesinde Allah-u Teala وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ yakın akrabalarını uyarsan ayeti inince onları Safa'da topluyor ve onlara meşhur bir konuşma yapıyor. Buna Safa hutbesi deniyor. Mesela Mekke fethinde hutbeleri var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Veda haccında meşhur hutbeleri var. O hutbelerden bir birleşim yapılıp bugün veda hutbesi diye bize kadar getirilmiş. Yani hutbe o günkü iletişim, bilgi aktarım sisteminin en temel unsuru. Toplu bilgi veriliyor. Tıpkı bugünkü cuma namazında bilgi aktarımı. Gerçi cuma namazında hutbeler yarı uyuklayarak dinleniyor. Belki de anlaşılmıyor olabilir ama o aslında haftalık din öğretme, eğitim sistemi gibi duruyor olması lazım. İkinci olarak diyalog güçlü bir sistem o zaman. Karşılıklı konuşmalar oluyor. Birisine gidiliyor, ben sana şunu anlatabilir miyim diyor. Anlat diyor. O soru soruyor, itiraz ediyor. Bugün herkes konuşmak istiyor ama kimse dinlemek istemiyor. O gün konuşan da dinleyen de bunu biraz daha ciddi algılıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde özellikle Efendimiz'e gelip Muhammed, ben şunu sormak istiyorum sallallahu aleyhi ve sellem diyen birisini Efendimiz karşısına alıyor. Belki dakikalarca, belki bir saat ona açıklama yapıyordu. Bu diyalog sistemi de o gün çok güçlü. Bunu nereden biliyoruz? Çok sahabi, 5-10 değil, çok sahabi. Ben Medine'ye gittim. Peygamber aleyhisselam orada gördüm.
önüne oturdum, şunu sordum, beni ikna etti ve ben iman ettim diyor. Mekke'de gittim, Mina'da onu gördüm, beni ikna etti diyor. Beni o zaman ikna edemedi, ben başka bir zaman Müslüman oldum. Yani genelleme yaparak söylüyorum. Bu demek ki ciddi bir şekilde bilgi taşıma yöntemlerinden biri. Üçüncü olarak da mektuplaşmalar çok güçlü o zamanlar. Özellikle siyaset adamlarına, devlet adamlarına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektuplar gönderiyor. 8. yıldan sonra ciddi bir mektup yoğunluğu var. Bu mektuplar bir yandan Allah'ın dinini ben anlattım rahatlığı sağlamak için, bir yandan da onların ikna olması için. Kimi bunlara kökten itiraz ediyor. Mesela Pers İmparatoru, bugünkü İran toprağının kralı, yırtıyor mektubu, atıyor. Allah da onun mülkünü yırtacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Bizans kralı biraz daha saygın bir tavır savunuyor. Mısır kralı daha anlamlı tepki gösteriyor. Alâkülhâl mektuplar da ciddi bir iletişim sistemi. Dördüncü bir iletişim sistemi de heyetler göndermesidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişilik, bazen bir kişilik, bazen iki kişilik heyetler gönderiyor. Mesela Muaz ibn Cebel ve Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhümayı Yemen'e göndermesi meşhurdur. Ve onlara talimatlar veriyor. Gidip şunu yapacaksınız diyor. Muaz radıyallahu anh gidiyor Yemen'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinini anlatıyor. O güne kadar ne öğrendi ise. Bu da bir iletişim sistemi. O günkü şartlar için. Bir başka iletişim sistemi de şiir. Şiir nasıl iletişim sistemi oluyor? Şundan dolayı. Şimdi biz şiiri okullarda ders kitaplarında geçtiği için, bir de İstiklal Marşı şiir şeklinde olduğu için anca hatırlıyoruz. Ama o günkü Arap toplumunda insanlar dertlerini şiirle anlatıyorlar. Ve şiir panayırları yapılıyor, şiir fuarları yapılıyor. Yani şiir çok güçlü. Herkes şair değil ama. Herkes şair değil. Çünkü dünyada hiçbir zaman herkesin şair olduğu bir toplum olmaz. Şiir bir meziyettir, bir kabiliyettir. O kabiliyet yani ancak işte diyelim 1/1'e veriliyor veya 1/1000'e belki veriliyor. Çok ciddi şiir söz konusuysa 1/1000 bile değildir. Şairler mesela bugün Türkiye'de kaç yüz bin şair vardır? 80 milyonu geçmiş bir ülkede belki 1000 tane devletin şair listesinde gördüğü, Kültür Bakanlığı'nın şair listesinde gördüğü şair vardır ve şiirleri meşhurdur. Alâkülhâl şiir çok güçlü ama şiir şu işe yarıyor. Şairler bir şeyi şiir mısralarına taşıyorlar. O şairlerin taşımasıyla topluma mal oluyor. O şiir tekrar edilip duruyor bu sefer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de akidesini, ahlakını, ashab-ı kiram, Efendimizin şiirle bir alakası yok. Ama şiir seviyordu, şairleri dinliyordu çünkü. Ama kendisi şiir söyleyemiyordu. Kur'an-ı Kerim sen şair olamazsın diye onu uyarıyor zaten. Ashab-ı kiram bildikleri meseleleri şiirleştiriyordu. Mesela Abdullah ibn Ravaha, Abdullah ibn Hassan ibn Sabit radıyallahu anhuma şiirle çok tebliğ yaptılar ve bu akıllara nakşedildi, topluma mal oldu. Yoksa şiir her yerde şiirdir. Bu konuda bir ayrıcalık yok ama din şiir üzerinden aktarıldı. Hala belli kitaplar şiir manzume şeklinde yazılmış ve bugüne kadar ilim olarak taşınmıştır diye görüyoruz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.